Sivas'ın sorunlarına değinmek amacıyla yaptığımız sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün de Sivas İrade Gazetesi olarak vatandaşlara Sivas'ın eksikliklerini, en büyük eksiğini sorduk. Bakalım vatandaşlar neler söyledi? Eksiklik. İşsizlik. Yani sürekli şehrin göç vermesi. Onun haricinde yeşil alan sıkıntısı var. Yani daha doğrusu çevremiz, bütün dağlarımız boş. Ağaç dikilse ve özel idare, belediye ve halkla birlikte daha güzel yaşanılabilir bir şehir olur diye düşünüyorum. Maalesef Sivaslı kendi memleketine sahip çıkmıyor. Değil mi? Yani en büyük problemimiz bu. Ve yatırım alamıyoruz. Burada organizasyon sorunumuz var herhalde yukarıyla. Maalesef sürekli göç veren, enerji kaybeden bir şehir. Durum bu. Eksiklik olarak benim gördüğüm halk otobüslerinin durumu abla. Halk otobüsleri çoğu semtlere yetersiz. Ve saatlerce vatandaş bekliyor. Şimdi mesela Kılavuz'dan geliyorum ben. Orada iki tane TOKİ var. Otobüsler yetersiz oluyor. Orada dolu geliyor zaten. Bu taraf durakta bekleyen vatandaş saatlerce bekliyor. Ulaşamıyor. Yani dolu geldiği için de almıyor otobüsleri. Yani bunların düzeltilmesi gerekir. Belediyenin bu konuda ne yapması gerekirse yapması gerekir. Yani bir de halk otobüslerinin bir yerlerinin tekerinde olmasına ben karşıyım. Minibüs de koysun. Rekabet olsun yani insanlar arasında. Rekabet olunca biraz daha hesaplı olur. Vatandaş da sıkıntı çekmez. Benim söyleyeceğim bunlar başka. Teşekkür ederim. Rica ederim. İstihdam yaratacak işletmeler. Ve biraz da göç. Yetişmiş insanların il dışına göçü. Şu an için bir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Tamam. Sivas'ta her şey eksik. Mesela? Esnaflık yok. Yani. Sizce en büyük eksik sizin gözünüzde ne? Bence bu esnaflar, başka bir şey yok. Esnafların eksikliği var. Yani davranışları, her şey eksik yani. Eksik. Kurallara uymuyorlar insanlar. Bilakis trafik kuralları. Şu an gördüğünüz en büyük eksik Sivas'ta? Evet. Evet, bir de bu yan park yapıyorlar ya arabaları. O kadar engelliyor ki bir ambulans geliyor, geçemiyor ya. Yani.